Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, önemli bir haftadayız. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçecek. Kış gün dönümü, en uzun geceyi yaşayacağız. Ve Güneş'le beraber Merkür de Oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde özellikle aileniz, eviniz, yuvanız, ebeveynleriniz, onlarla ilgili konuları daha fazla düşünebilir, planlayabilir ve meşgul olabilirsiniz bu konularla ilgili. Tabii ki önemli bazı başlangıçlar yapmanız da mümkün. Önemli kararlar vermeniz de mümkün bu dönem içerisinde. 21 Aralık'ta yine çok önemli bir gezegen hareketimiz var. Kova burcunun 0 derecesinde Jüpiter ve Satürn kavuşacaklar. İki kolektif gezegen, zamanın yöneticilerinin kavuşumu büyük planda tüm dünya için çok önemlidir. Her 20 yılda bir kavuşurlar. Evet, bu sefer Kova burcunda meydana gelecek bu kavuşum ve 2040'a kadar aslında uzun vadede de tesirleri devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. Toplumsal olduğu kadar tabii ki bireysel hayatlarımızda da önemli etkileri olacak. Bununla ilgili detaylı yorumları yıllık videolarımda yaptım. Çünkü 2021 yılını önemli ölçüde etkileyecek bir gezegen hareketi bu kavuşum. Lütfen izlemediyseniz henüz 2021 yıllık videolarımızı izleyiniz sevgili teraziler. Bu hafta Salı günü Ay Koç burcuna geçecek. Mars Koç burcunda. Hafta ortası Mars'la Plüto arasındaki dik açı kesinleşiyor ki Ekim ortalarında da yaşadık o Mars-Plüto çatışmasını. Bu hafta da biraz üzerimizdeki etkisi artacak. Özellikle Ay Koç'tan geçerken Salı gününden itibaren, belki Çarşamba daha da yoğunlaşabilir. Özellikle biraz daha kendinizi gergin, stresli hissedebilirsiniz. Gerek aile içindeki kişiler, belki aileniz, anneniz, babanız, ebeveynleriniz veya her türlü önemli ilişki dinamiğinizde bundan birlikte çalıştığınız kişiler de olabilir. Çatışmamaya dikkat edin. Zaman zaman üzerinizde duygusal baskılar hissedebilirsiniz. Manipülasyon hissedebilirsiniz. Bunları idare etmek, biraz sakin ve sağduyulu olmak gerekiyor. Kronik olarak eklem ağrıları, diz ağrıları, bel ağrıları, böyle migren ağrıları da artabilir. Kronik sorunlarınız varsa bunlar genellikle stres kökenli olabilir. Kazalara ve sakarlıklara da lütfen dikkat edelim. Bazen karşımızdaki kişiler gereksiz yere bize sert ve öfkeli bir tavır içerisinde olabilirler. Mümkün olduğunca bunları görmezden gelmek veya hani gergin hissettiğimiz ortamlarda çok bulunmamakta fayda var sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.